Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrimi ve kökeni ile ilgili bu videolar dizisinde sıra insan dilinin evrimsel kökenlerini ele almaya geldi. İnsan dilinin evrimsel kökenlerini ele alırken yine çıkış noktamız ve izleyeceğimiz temel yöntem Darwin'ci evrim teorisi olacak. Bildiğiniz gibi daha önce Darwin'ci evrim teorisine bağlı olarak önemli bazı alt teorilerden söz etmiştik. Bunlardan bir tanesi ortak ataydı. Darwin'ci teoriye göre bütün canlılar ortak bir atadan gelmek durumundalar. Nitekim son genetik ve moleküler biyoloji ile ilgili yapılan çalışmalar, ortaya konulan genom dizilemelerinin sonucunda insanlığın, bütün canlılığın ortak bir atadan, Luca denilen ortak bir atadan evrimleştiği, daha sonra değişik canlı alemlerinin ve şubelerin, türlerin ortaya çıktıkları anlaşılmış durumda. Darwinciliğin bir diğer önemli teorisi aşamalı gelişim. Bildiğiniz gibi aşamalı gelişim sayesinde görünüşe birbirlerinden çok farklı, neredeyse hiçbir ilgisi olmayan canlıların bile geçmişte ortak bir kökene dayandıkları bugünkü yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Örneğin bir hidrayla ya da bir mercanla bir insan ya da hayvanı ya da gelişmiş bir başka memeliği doğrudan karşılaştırmak biz pek bir sonuca ya da bir yere vardırmaz. Önemli olan hidrayla ya da mercanla ya da ona yakın bir takım canlılarla karşılaştırmak, bakterileri bakterilerle karşılaştırmak, mantarları mantarlarla ve daha sonra dönüştükleri diğer canlılarla karşılaştırmak gerekiyor. Bu şekilde aşama aşama ilerlendiği zaman bir takım yapıların, organların nasıl ortaya çıktıklarını anlamak zor olmaz. Anatomi biliminin ortaya koyduğu çok değişik kanıtlar var. İşte balinaların, fok balıklarının, yunusların ön yüzgeçleri ile bizim ellerimizin, kollarımızın aynı kökenden geldiği ve aynı yapıda oldukları bugün çok somut biçimde ortaya konulabiliyor. Aynı durum örneğin atın ön ayaklarıyla yarasanın kanatlarındaki ön üyelerin şeyine de baktığımız zaman yine aynı durumu görebiliyoruz. Tabii burada boyutlar çok önemli. Bir buldog köpeğinin boynu neredeyse yok gibidir. Ama anatomik olarak bakıldığında onun boyun kemiğinin olduğunu ve burada 7 tane kemiğin, 7 omurun olduğunu görebiliriz. Aynısı zürafada da var. Zürafada da 7 tane boyun kemiği var. Ama bir buldoğun bir omurunun 1 santimken zürafanınki neredeyse 60-70 santim bir tanesi. Dolayısıyla aynı organ farklı biçimlenmelere ulaşabiliyor. Benzer bir durum bunlara balinanın, yarasanın, insanın, atın ve zürafanın ön üyelerinin aynı kökenden gelmeleri, bunlara homolog organlar diyoruz. Ama örneğin analog organ dediğimiz gelişmeler de var. Bu da örneğin diyelim bizim arka bacaklı, bizim bacaklarımızı atların arka bacağı olarak da düşünelim. Örneğin kelebeğin kanatları ya da sineğin kanatları aslında onun ata formundan arka bacaklarından başka bir şey değil. Bu tip organları da analog organ diyoruz. Darwinci evrim teorisinin bu kadar tartışmalı olmasının ve kavranmasının zorluğuna ilişkin belli noktalara birkaç video öncesinde değinmiştim. Orada konulara tekrar girmeye gerek yok. Fakat burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi Darwinci evrim teorisinin bu kadar tartışmalı ve kavranmasının zor olmasının bir nedeni paradoksal bir durum. Yani buradaki paradoks şu: geçmişte binlerce yıl filozofları, düşünürleri, bilim insanlarını, her türden
teorik olaylarla ilgili araştırma yapan düşünürleri uğraştıran birçok konu Darwinci evrim teorisiyle birlikte açıklandı ve bunlarla ilgili tartışmalar aslında son nokta konmuş olması gerekiyordu. Evrim teorisi ruh denilen bir şeyin olmadığını, ruh dediğimiz bir takım ruhla açıklanılmaya çalışılan birçok olayın hepsinin biyolojik, fiziksel, kimyasal düzeneklerle ve yasalarla açıklanabileceğini ortaya koymuş durumda. Ama buna rağmen günümüzde hala ruh, ruhçuluk üzerine sayısız teori, kuram, görüş gırla gidiyor. Şimdi Darwinciliğin bir türlü benimsenmemesinin önemli bir nedeninin bu paradoksal durum olduğunu söylemiştim. O paradoks da şuradan kaynaklanıyor. Darwinciliğin ortaya koyduğu açıklama o kadar basit, o kadar yalın, o kadar kavranması zor olmayan sıradan bir şey gibi gözüküyor ki insanların çoğuna bu canlılıkla ilgili bir takım sorunların açıklamasının bu kadar basit olması kavranılmaz bir şey gibi geliyor. Şimdi bu aslında bilim tarihinde sık sık karşılaştığımız bir durum. Atom bombasını düşünün. Atom bombası teorik olarak aslında plütonyum ya da uranyum denilen iki tane elementin belli izotoplarının, yani teknolojik olarak insanların atom bombasına dönüştürebilecekleri özellikler bunlarda olduğu için bu yapıldı. Ama işin özüne gidildiği zaman atom bombası madde, yani belli elementlerin, belli bir maddelerin bir arada tutan atomlar arasındaki bağların zincirleme bir reaksiyonla açığa çıkartılması ve oradan açığa çıkan enerjiden başka bir şey değil. Yani kabaca söylersek, yani aslında Einstein'ın ortaya koyduğu en büyük kuramlardan birisi maddenin aslında enerji olduğu. Yani enerjiyle maddenin ayrı şeyler olmadıkları gerçeğini ortaya koyması. Ama şimdi Einstein'ın ortaya koyduğu bu çarpıcı gerçeklik insanlara öylesine bir anlaşılmaz ve kavranması zor geliyor ki örneğin şöyle düşünebiliyorlar. Ya işte bir pamuk ya da bir ağaç, o da bir madde, onun da atomları var. Yani onun atomlarının arasında bu kadar böyle olağanüstü bir enerji nasıl olabilir, nasıl bir şey olabilir? Konuyu fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Darwinci evrim teorisinin basitlik ve yalınlığından dolayı bazı insanlar bekledikleri o karmaşık ve sofistike açıklamalarla karşılaşmayınca bir tür hayal kırıklığı yaşıyor gibiler. Şimdi bunun değişik görünümleri var. Bu görünümlerden birisi de örneğin beyin-beden ilişkisi. Şimdi Darwinci evrim teorisinin bize ortaya koyduğu gerçeklerden birisi de şuydu, biraz önce söyledim. Orta katadan aşamalı gelişim olduğuna göre demek ki beynin ortaya çıkmasından önce beynin gördüğü işlevleri gören bir takım yapıların olması gerekiyor. Evet doğru. Çünkü sinir sistemi dediğimiz yani yapı ve omurilik beyin ortaya çıkmadan önce vardı. Nitekim beyinleri olmayan bir takım canlılar belli hareketleri, davranışlarını bu sinirsel donanım ve omurilikleriyle yapıyorlar. Fakat beyin ortaya çıktıktan sonra bazılarının sandığı gibi beyin bir fabrikanın merkezi işlemcisi gibi ya da kumanda merkezi gibi her şeyin kendisiyle yönetildiği, bütün duyu organlarından gelen verilerin işte bir tür kablolar görevi gören sinir sistemi ve bunun yolakları vasıtasıyla beyne geldiği ve beynin bunları işleyerek vücudu yönettiği gibi bir algı var. Oysa ki bu da doğru değil. Nitekim daha sonra öğrenilmiş davranışlar konusuna girdiğimiz zaman bu konu daha ayrıntılı ele alacağız ama şimdilik şunu söylemek istiyorum. Yani beynin işin içinde olmadığı otomatik bazı tepkileri canlılar en basit aynı alt formlardan başlayarak gerçekleştirmişlerdir. Ve bunların
en bilinen örnekler de reflekslerdir. Biliyorsunuz refleksler omurilikeyi dediğimiz nöronlardan oluşan nöral yol vasıtasıyla yürütülen otomatik ve hızlı tepkilerdir. Tepkiler bizde bir kısmı doğuştandır, bir kısmını da sonradan kazanırız. Yani doğuştan getirdiğimiz bir sürü refleksimiz vardır. Örneğin diyelim soluk borumuza herhangi bir şey, zararlı bir cisim kaçtığında biz onun farkına varıp öksürmem gerekir deyip öksürmüyoruz. Daha o cisim soluk borumuza gider gitmez omurilikeyi ve ona bağlı nöral ağlar harekete geçerek öksürük hareketini hızlı bir şekilde gündeme sokuyorlar. Öksürüyoruz ya da örneğin zararlı bir takım şeyler olduğunda onları atmak için hapşırıyoruz. Hapşırık da bildiğiniz gibi çoğunlukla refleksif bir davranıştır. Hatta hapşırırken de gözlerimizi kapatıyoruz. Fakat bunu da bilinçli bilerek, düşünerek yapmıyoruz. Yani hapşırırken gözleri neden kapattığımızın bilim insanlarının kabul ettiği üzerinde uzlaşılmış bir açıklaması yok ama en azından evrimsel süreçte onun da belli bir yararının olduğu ve bu yüzden kalıcı bir reflekse dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki bizdeki bir takım refleksif hareketlerin alt önceki ataformlarda ve değişik türlerde de olması gayet normal. Şimdi biz bu reflekslerin, doğuştan kazanılan reflekslerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Yeni doğan bebeklerle ilgili yapılan çalışmalarda bunlara infantil, yani bebeksi refleksler deniliyor. Dördüncü aydan başlayarak yaklaşık birinci yıla kadar bu refleksler devam ediyor. Doktorlar bu refleksleri kontrol ederek beynin nörolojik ve sinirsel gelişiminin yolunda olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Bir bebeğe elin parmağınızı ağzına soktuğunuz zaman hemen emmeye başlar. Bu otomatik bir tepkidir. Çünkü emme refleksi doğuştan bebekte vardır. Ya da dudaklarına, yüzünün belli noktalarına hafifçe, yumuşak bir şekilde dokunduğunuzda hemen aranmaya başlar, gözlerini açmasa bile. O aranmanın anlamı da şudur: annesinin memesini arıyor. Meme aradığı için aranıyor ve bu da düşünülerek bilinçli biçimde yapılan bir hareket değildir. Örneğin moro refleksi denilen, bebeğin zaman zaman sıçramalarla kendine geldiği bir takım hareketler vardır. Bunlar da gene yeni doğan bebeklerde sık görülen bir reflekslerden. Tonik boyun refleksi denilen bir refleks vardır. Örneğin bebeğin boynunu sağa ya da sola çevirdiğiniz zaman o taraftaki organları da, kolları ve bacakları da otomatikman açılır ve o tarafa doğru dönmeye başlar. Ya da bebeğin ayak tabanını hafifçe bastırdığınız zaman parmaklarını açar ve sanki böyle bir şey eliyle bir şey yakalayacakmış gibi parmakları böyle yakalama hareketi yapar gibi olur. Buna bir Fransız doktorun isminden hareketle Babinski refleksi denir. Aslında bu refleks bizim primat atalarımızdan kalma bir reflekstir. Çünkü primatların yavruları çok küçükken daha ağaçların üzerinde dallara, annelerinin vücutlarına falan tutunma hareketi yaptıkları için ayaklarında bu özellik vardır. Ama bir yaşından sonra insan yavrularında bu özellik yok olmaya başlar. Şimdi bu özelliğin yok olmasının nedeni aslında hiç de öyle şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü evrimsel süreçte bizim birçok özelliğimiz yine bu biçimde gelişmiştir. Basit bir örnek olarak örneğin yine bebeklerde 4. 5. ayda görülen sıkı yakalama refleksini örnek verebilirim. 4 aylık 5 aylık bir bebeği bir barfiks gibi bir yere ellerini tutturduğunuzda bebek onu tutar ve güçlü bir şekilde kendini öyle tutabilir. Oysa ki daha sonra bu refleks kaybolur.
Bizim baş parmağımızın ve özellikle baş parmak ve işaret parmağımızın oldukça gelişkin hareketler yaptığını herkes biliyor. Şimdi baş parmağımızın ya da işaret parmağımızın hareket ettirilmesi, belli hareketlerin yapılması sırasında onlarca sinir ve kas harekete geçer. Şimdi mantıken bu onlarca sinir ve kas hareketini tek bir parmak için yaptığımızı düşünürsek, şu şekilde yakalama hareketi yaptığımızda ya da elimizi yumruk yaptığımızda diyelim çok daha fazla kasın ve sinirin harekete geçmesini bekleriz. Ama gerçek böyle değildir. Gerçekte bizim yumruk yapmamız ya da yakalama hareketini yapmamızda harekete geçen kas ve sinir sayısı tek bir baş parmak ya da işaret parmağını yaparken harcadığımız kas ve sinir sayısından çok daha azdır. Bu da bizde bir takım refleksif davranışların evrimsel sürece bağlı olarak geliştiğini ve dolayısıyla her şeyi beynin yönettiği bir ilişkiler bütünü olarak düşünmemek gerektiğini anlamak zorundayız. Şimdi beyin-beden ilişkisindeki bu özellik ya kendisini başka örneklerde de gösteriyor. Yani genellikle bizim değişik korkma ya da duygusal durumlarla ilgili hareketlerimizin bilinçli hareketler olduğu düşünülür. Örneğin şöyle bir şey düşünün. Yolda ıssız bir kırsal alanda gidiyorsunuz. Birden karşınıza bir ayı çıktı. Şimdi ayı çıktığı zaman birdenbire korkarsınız ve geriye dönüp kaçmaya başlarsınız. Çünkü ayının tehlikeli bir hayvan olduğunu biliyorsunuz. Şimdi normalde insanların genel açıklaması budur. Önce ayıyı görürüz, onun tehlikeli bir şey olduğunu biliriz. Dolayısıyla kaçmamız gerektiğinin farkına varır ve kaçmaya başlarız. Normal açıklama budur. Oysa ki son yapılan bilimsel çalışmalar olayın böyle olmadığını, bizim daha ayıyı karşımızda görür görmez kaçma hareketine başladığımızı, kaçtığımız için korktuğumuzu bilimsel bulgular ortaya koyuyor. Yani beyin-beden ilişkisinde beynin devreye girmesinden çok daha önce refleksif davranışlar dediğimiz omurilikten kaynaklı hareketler çok daha hızlı bir hareketlerimizde ve davranışlarımızda kendisini gösterir. Şimdi bu konuyu neden bu kadar uzun uzadıya anlatıyorum? Çünkü konuşma dediğimiz özellik aslında onlarca organımızın, yapımızın, beynimizde çok farklı merkezlerin içinde olduğu çok karmaşık ve bütünleşik bir davranış örüntüsü. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Bizim insan konuşmasını yalnızca sese dayalı bir konuşma olarak nitelendirmek çok eksik ve yetersiz bir şey olur. Çünkü biz bakışlarımızla, jestlerimizle, duruşlarımızla, tepkilerimizle birçok başka özellikler bütünü olarak karşımızdakilerle iletişim kuruyoruz. Ve bu iletişimle ilişkin davranışlarımızın birçoğu aslında sadeleştirip kökenlerine baktığımız zaman hayvanlarda da var. Yani örneğin biz bebeklerle konuşurken sesimizi tizlikten pesliğe doğru götürürüz. Eğiliriz, kendimizi küçültmeye çalışırız, yumuşak bir tonla konuşmaya çalışırız korkutmamak için. Hayvanların da birbirleriyle ilişkilerinde öyledir. Barışçıl amacı olan hayvanlar birbirleriyle bu şekilde kurulmuş. Ama birisi diğerini tehdit etmek istediğinde, hepinizin bildiği gibi örneğin işte goriller göğüslerini yumruklar, çığlıklar atmaya başlar, aslanlar ya da diğer hayvanlar kükrer ondan sonra. Bütün hayvanların karşılarındakini tehdit etmek ve bir takım şeylerden vazgeçirmek için tüylerini kabartmaya, kendini olduğundan iri göstermeye çalıştıklarını, bu sırada kalın ve tiz perdeden sesler çıkararak rakibini ürkütmeye çalıştığını hepimiz biliriz. Bunların aynısını normal günlük yaşam sırasında insanlarda da görüyoruz. İnsanlar da kavga ederken ya da biri diğerini tehdit ederken hemen hemen aynı mekanizmaları kullanıyor. Bir evrimsel devamlılık var.
Şimdi konuşmayla ilgili, konuşmanın evrimsel kökenleri dediğimiz zaman konuşma, yani insan dil sisteminin evrimsel kökenlerine gittiğimiz zaman çok değişik yapı ve özelliklerin daha önceki hayvanlarda ve ortak ata formlarda da bulunduğunu tespit etmek durumundayız. Şimdi buna ilişkin çarpıcı örnekler vermek mümkün. Bunlardan birisi hemen aklıma gelen kekemelik. Kekemeler bildiğiniz gibi konuşurken zorlanan, akıcı ve düzgün biçimde konuşamıyor bu insanlar. Fakat mutlaka adlarını duymuşsunuzdur. Bazı çok ünlü sanatçılar vardır, ses sanatçıları. Bu insanlar kekeme oldukları halde hiçbir takılmadan çok rahat bir şekilde şarkı söyleyebilirler. Yani konuşurken zorlanıyor fakat şarkı söylerken en ufak bir takılma bile yok. Şimdi burada konuşma ve şarkı söylemenin aslında farklı merkezlerden ya da farklı düzeneklerle işin içinde olduğu ve böyle yürütüldüğü ortaya çıkıyor. İlgili bilim insanlarının yaptıkları bazı açıklamalar var. Bazı bilim insanları kekemeliğin esas olarak beynin sağ ve sol yarım kürelerindeki iş bölümüne bağlı olarak gündeme geldiğini söylüyorlar. Örneğin konuşma ağırlıklı olarak sol yarım kürenin yönlendirdiği bir etkinlik olarak biliniyor. Fakat şarkı söylemenin sağ yarım küreyle ilgili olduğu, benzer biçimde bir takım farklı yarı kürelerde farklı işlemlerin yapılmasından dolayı bu kekemeliğin gündeme geldiğini söylüyorlar. Bazı bilim insanları ise örneğin kekemelerin konuşurken fısıltı halinde konuştuklarını ya da kendi kendilerine yavaş biçimde konuştuklarında yine hiç kekelemediklerini, gayet akıcı ve düzgün biçimde konuşabildiklerini ama yüksek sesle konuşmak zorunda olunca bu kekemelik durumunun ortaya çıktığını gözlemliyorlar. Demek ki kekemelik aslında duyu organlarından gelen işitme ile ilgili verilerin işlenmesi sırasındaki meydana gelen gelişmelerle ilgili bir durum olması gerekiyor. Yani kekemeliğin gerçek nedeni ve açıklamasının ne olduğundan bağımsız biçimde biz konuşmanın bir takım ögelerinin birbirlerinden çok farklı beyin ve vücut yapıları tarafından yönlendirildiğini böylece görmüş oluyoruz. Şimdi bu konuda örneğin dikkatimizi çeken ve sık örneklerini gördüğümüz afazi dediğimiz konuşma bozuklukları vardır. Bunlar 4 ya da 5 tane afazi bozuklukları var. İşte Wernicke afazisi, Broca afazisi böyle isimleri gidiyor. Bunların bir kısmında kişi söylemek istediği şeyleri, kelimeler aklına geliyor fakat bunları birbirleriyle tutarlı bir bütün halinde söyleyemiyor. Ya da kendisine söylenenleri anlıyor, yanıt vermek istiyor fakat uygun kelimeleri bulamıyor ya da aklına gelmiyor. Bu şekilde değişik konuşma afazileri yani konuşma bozuklukları var. Şimdi bu bozukluklar da örneğin bize konuşmanın ne kadar karmaşık ve çok değişik parçaların birbirleriyle eklemlenmesiyle ortaya çıktığını ortaya koyan önemli işaretlerden birisi. Bu konuda ilginç bir başka örnek, örneğin Tourette sendromu denilen bir rahatsızlık var. Bu Tourette bir Fransız doktorun adından geliyor. Tourette sendromunda insanlar belli tiklerle özellikle de konuşmayla ilgili belli sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin bu insanlara hızlı bir şekilde bazı kelimeler söylendiği zaman istemsiz bir şekilde bu kelimeleri tekrarlamaya başlıyorlar. Hatta daha uç örneklerde, çok bu kadar yaygın değildir ama yine milyonda bir örnek de olsa bu Tourette sendromundan muzdarip kişilere küfürlü kelime söylediğiniz zaman anında o küfürlü kelimeyi hemen tekrarlamak zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili değişik kamera şakaları ya da belli insanların çektiği zorluklarla ilgili videolara mutlaka rastlamışsınızdır. Fakat bizim için burada önemli olan Tourette sendromunun da konuşmayla ilgili özelliklerin bazılarının ne kadar hızlı ve otomatik bir şekilde gerçekleştiğini göstermek için bunlardan söz ediyorum. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Geçmişte
Özellikle Chomsky'ci ve dilin içgüdü olduğunu söyleyen görüşlerin ortaya koydukları anlayıştan birisi de şuydu. İnsan bebekleri ve insanlar konuşmayı hiç zorlanmadan o kadar hızlı ve kolay biçimde öğreniyorlar ki bu hızlı ve kolay öğrenmenin gerçekleşebiliyor olması aslında dilin bir organ gibi, bir özel bir yeti olarak insan DNA'sına nakşedilmiş bir özellik olduğunu ortaya koyar. Oysa ki ben bunun doğru olmadığını, çünkü konuşmanın hiç de öyle o kadar kolay biçimde öğrenilmediğini, her bebeğin konuşma öğrenirken yaklaşık bir senelik, hatta anne karnından başlayarak bir takım sesleri ayırt etme, onları algılama, bütünleştirme, belli yerlere yerleştirme konusunda çok büyük zorluklar yaşadığını ve bunları sürekli olarak tekrarlamak suretiyle ancak otomatik hale gelebildiğini söylüyorum. Şimdi burada doğuştan gelen reflekslerin yanı sıra bizim güncel yaşamımız içerisinde refleksi faale gelmiş bir takım davranışlarımıza da bir parantez açmak gerekiyor. Yani kuşkusuz buna ilişkin çok sayıda örnek verilebilir. Hemen hemen ilkokul, ortaokul döneminde masa tenisi oynamamış arkadaş yoktur. Herkes şu ya da bu biçimde eline raketi alıp o pimpon topuna vurmaya çalışmıştır. İlk başlangıçta pimpon topuna vurmanın, o topu yönlendirmenin ne kadar zor olduğunu oyuna başlayan herkes ilk başlarda mutlaka kavramıştır. Çünkü raketi tutmak, gelen topa belli bir yönde vurmak, o vuruşun hızını ayarlamak, falsosunu vermek çok zordur. Ama sabırlı olup birazcık çalışma yaptıktan sonra hızla ilerlemeye başlarsınız ve eğer gerçekten hoşunuza gitti ve sürekli bir tekrar yapıyorsanız bu zamanda o kadar hızlanmaya başlarsınız ki artık hızlı pimpon maçları sırasında topun geliş gidişlerini artık görmezsiniz bile. Yani topu görmeden eliniz otomatikman topu karşılar ve forehand ya da backhand biçiminde vuruşlarla topu geriye doğru ve başarılı bir şekilde atarsınız. Şimdi burada bu hareketleri yaparken bilinçli bir şekilde davrandığınızı söyleyemezsiniz. Çünkü orada artık beyin devreden çıkar. Oyun oynarken bir tür vücudunuz otomatik pilota bağlanır. Otomatik pilota bağlanmış omurilik ve ona bağlı nöral ağlar, yani refleks yayları, sizin pimpon oynamanızı sağlayan hareketleri çok başarılı bir biçimde yapmanızı sağlar. Ve bu tip refleksif davranışlar bizim günlük konuşmalarımızın içerisinde de çok sayıda var. Bu tip refleksif davranışların örneklerini çok sayıda çoğaltmak mümkün. Merdivenleri inip çıkmanızı düşünün. Merdiven inerken çıkarken çocukların zorlandıklarını hepimiz biliyoruz ama bizler örneğin merdivenleri koşa koşa iner çıkarız. Ne var ki bu merdivenlerin ortalama yüksekliği 20-25 santimdir. Fakat 20 santimden küçük olsa ya da 25 santimden yüksek olsa merdivenler, eminim ki birçoğumuz o merdivenlerden paldır küldür düşeriz. Çünkü refleksif davranışlarımız o 20-25 santimlik şeye göre ayarlanmıştır ve dolayısıyla hiç düşünmeden onu olduğu gibi yaparız. Bu verdiğim örnekler aynı şey, şimdi son olarak bir de şu araba sürenlerden söz etmek istiyorum. Usta sürücüleri mutlaka izlemişsindir. Özellikle minibüs sürücüleri bu açıdan çok ilginç ve izlenmesi gereken örneklerdir. Bir yandan telefonla konuşurlar, bir yandan akan trafiği kontrol ederler, trafik polislerine bakarlar, ışıklara bakarlar. Ama bir yandan her 50-100 metrede bir yolcu alırlar, yolcu indirirler. İnen binen yolculardan para alırlar, para üstü verirler. Kimin para verdiğini, vermediğini onları takip ederler. Bütün bu işlemleri yaparken şoförün, arabayı sürenin şoför olduğunu düşünmek çok zor. Ve bir bakıma da bu aslında doğru da değil. Arabayı otomatik pilot sürer. Yani bedendeki bir takım refleksif davranışlar arabayı sürer. Şoförün, yani minibüs şoförünün bütün dikkati trafik polislerini kollamak, trafiğe dikkat etmek, hangi yolcunun, daha doğrusu yolun kıyısında duran insanlardan hangisinin yolcu olup olmadığını ayırt etmek, onun tam önünde durmak,
Aldıktan sonra da onun parasını alıp para üstünü vermek üzerine. Onun bütün dikkati, yoğunlaşması bunlarladır. Ama arabanın durdurulması, kaldırılması, hız vermek, işte sağdan soldan böyle yılan kavi hareketlerle koca minibüsü geçirmek, bütün bunlar şoförün sanki kendisinin yaptığı şeyler değilmiş gibi elleri kolları otomatikman bu şeyleri yapar. Bu örnekleri vererek aslında insan konuşmasının ne kadar bütünlüklü ve karmaşık bir özellik olduğunun altını tekrar çizmek istedim. Yani bizim bir simgesel sinyaller bütünü olarak insan iletişim sistemini yalnızca sözcüklerin kavranması, sözcüklerle ilgili dil bilgisayar yapıların oluşturulması ve bunların doğru biçimde kullanılarak karşı tarafa iletilmesi olarak düşünmek son derece yanlış bir anlayış. Daha önceki videolarda da ortaya koymaya çalıştığım gibi insan iletişim sistemi ya da insan dili özellikle işaretlerden, jestlerden, mimiklerden, taklit becerilerinden duyguları ifade etme, duygulara ve değişik tepkilere karşı gösterdiğimiz reflekslerin doğru ve yerinde ve zamanında kullanılmasıyla oluşmuş çok karmaşık, çok boyutlu ve sayısız tekrarla ancak benimsenebilen ve doğru bir şekilde kullanılması öğrenebilen yetenekler bütünü. Dilinin evrimsel kökenlerini araştırırken bu iletişim çabalarının hayvanlardaki değişik örneklerine bakmak son derece önemli. Bir önceki videoda da anlattığım gibi bu konuda aslında günümüzde çok şanslıyız. Çünkü özellikle sosyal medya mecralarında evcil hayvanlarla ve diğer yetiştirilen hayvanlarla ve doğa belgeselleriyle o kadar çok sayıda görsel videolar var ki eğer belli bir perspektifle insanlardaki bir takım davranış ve hareketlerin, reflekslerin hayvanlardaki öncüllerini görmek için o gözle bunlara baktığımız zaman şaşıracağınızdan eminim. Daha önceki videomda sözünü ettiğim değişik videoların başlıklarına eğer tıklamışsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Yani bizim iletişim sistemi olarak kullandığımız belli hareketlerin, tepkilerin, reflekslerin ve içgüdüsel davranışların hemen hemen hepsinin örneklerini şu ya da bir biçimde hayvanlarda görmemiz son derece kolay ve mümkün oluyor. Bunu yapabilmek için yalnızca Darwinci evrim teorisinin orta kata aşamalı gelişim beyin beden ilişkisi ile ilgili özelliklerle konusunda ortaya koyduğu ilkeleri kavramak, Darwinci evrim teorisiyle konuların nasıl anlaşılabileceğini kavramış olmak yeterli. Bir sonraki videoda insan dilinin evrimsel kökenleri bakımından önemli diğer başlıkları ele almaya devam edeceğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.